Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu katı cisimler olacak. Konu anlatımı çözecek testimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. TYT, matematik, katı cisimler ikinci test. Test A olacak sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 10. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır arkadaşlar. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyarım. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar, bu videolara ait, bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım, 10. sınıfla için gelenler hem matematik hem fizik, burada görmüş olduğunuz testlerin tamamını oynatma listeleri ayrı ayrı mevcuttur. Kazanım kavramalarda çok detay anlatıyorum, özellikle söylüyorum. DYT için gelen arkadaşlarım bunlara bakabilir. Burada görmüş olduğunuz 9. sınıf videoları da hepsi oynatma listeleri ayrı ayrı. AYT için burada gördüklerin, TYT için burada gördüklerin, AYT için burada gördükleriniz. Bunları da öneriyorum arkadaşlar sizlere şiddetle. Videonun açıklama kısmında linkleri var. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki, tabanı eşkenar üçgen, bir dik piramidin taban ayrıt uzunluğu 4 birim ve yüksekliği 6 birim olduğuna göre hacmi kaç metre küptür? Sevgili arkadaşlar, tabanımız şöyle eşkenar üçgenmiş ve arkadaş böyle yükselmiş. Hop. Şuralar 4, 4, 4 ve yüksekliğimiz de sevgili arkadaşlar H diyelim 6 birim ismiş. Biz bu hacmi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde buluyoruz değil mi? Harika. Sevgili arkadaşlar, taban alanı ihtiyacım var. Şimdi ezbere olarak şöyle söyleyebilirim. Bir kenarı x, x, x olan eşkenar üçgenin arkadaşlar alanı, alan nasıl söyleniyordu? X kare kök 3 bölü 4 şeklinde. Ve biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, benim huyumdur. Ben mümkün olduğunca formülsüz işlem yapmak isterim. Burada 4'ü yerine koysan 4'ün karesi kök 3 bölü 4. 4'lerden biri sadece 4 kök 3 olduğunu bulursun taban alanın. Tamam. Oysa ben ne yapıyorum? Formülü ezberlememek için, ki ezberlemekten hep kaçınırım. Buralar 4 4 ya, bak indiriyorum dikmeyi. Bir üçgenin alanı nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik. 2 2 böldüm. Burası da bunun kök 3 katı, 2 kök 3. Bak nasıl söylersin? 2 kök 3 çarpı 4 bölü 2. Bak yine 4 kök 3'ü kolaylıkla buluyorsun. Ezberlemek senin tercihin. Ben ezberlememeyi tercih ettim. Matematik anlattığım halde. Şimdi gel yerine koy. Taban alanımız bulunmuştur sevgili arkadaşlar. 4 kök 3. Yüksekliğim zaten belli. 6. Bunu da 3'e böleceğim. Anlaştık. 6 bölü 3 2 yapar. 2 ile 4'ü çarparım. 8 kök 3'ü bulurum. Tutar bunu da A şıkkında görür işaretlerim. Anlaştık. Nefis. Geldim 2 numaraya. 2 numara diyor ki arkadaşlar, şekilde AE, ne diyor AE? Tamam, tıkır tıkır işleyelim. AE 2 tane EB. Arkadaşlar bu arkadaş K ise bu arkadaş 2K. AE sana 2K dedim. Sevgili EB sana da K dedim. Diğer yandan BF de CF'nin 3 katıymış. Bu arkadaş da A kadarsa bu arkadaşa 3A diyeceğim. BF sana 3A dedim. Sevgili FC sana da A dedim. Güzel. Buna göre PABCD, yani bütün piramidin arkadaşlar, dikdörtgen tabanlı piramidin hacmi, PEBF, yani şu taralığı olan üçgen tabanlı piramidin hacminin kaç katıdır? Sevgili arkadaşlar, şöyle değil miydi? Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 idi. Sevgili arkadaşım, bu iki piramit içinde madem P noktasından bahsediyor, her ikisinde yükseklikleri eşit. Bak, yükseklikler eşit. 3 de ikisi için de tatbik edilecek. Demek ki sevgili arkadaşlar, buradaki oran taban alanı ile alakalı. Şimdi ben yukarıdan görünüşünü çiziyorum şu arkadaşın, A, B, C, D'nin. Gel buraya. Geldin. A, B, C, D'yi çizdim. E ve F var bir de değil mi? Hop şöyle. Şurası E, burası F. Sevgili arkadaşlar, bak buraya 2K, buraya K dedim. Buraya A dedim, buraya da 3A dedim. Şimdi ben alanlarını oranlayacağım değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın ABCD alan ABCD'yi söyle bana. Öğretmenim kolay, 3K. Burası da 4A değil mi? Güzel. 3A çarpı 4A. Çok güzel. Bu benim alanım. Alan
EBF'yi söyle. Çünkü alanlarını oranlayacağım. Ancak bu üçgen. Dikkat et. Bu da arkadaşlar 3A çarpı K bölü, pardon, ha tamam. Bir dakika, burada bir yanlışlık yaptık. Ha, şu 3K olacaktı. Ha. 3K 4A. Bu da 3A çarpı K bölü 2, değil mi arkadaşlar? Ha. Bunu buna böleceğim ya. 3K çarpı 4A çarpı, bölüyorum ya, ters çeviriyorum şimdi. 2 bölü 3AK. K'lar yolcu, A'lar yolcu. 3 ile de vedalaşıyorum. 4 kere 2, 8. Sevgili arkadaşlar, bu bunun 8 katıymış. Tutuyor, işaretliyorum. Hatta şöyle de yapabilirdin sen onu. Şöyle de yapabilirdin. Bak şöyle böldün. Öyle de diyebilirsin. Ya da şöyle yaptın. Tamam, böyle yaptın. Bak buradan sevgili arkadaşlar, şu alandan 8 tane toplamda varmış da yapabilirsin. Tabii 3'e 1'i yanlış yaptık da. Yani yanlış oranlayarak yazdık. Ama bu tamam, değil mi? Çizimim kötü. A burasıysa 3A burası olmaz. Çok kötü çizmişim. Anlaştık, güzel. Ama 8 doğru cevap. 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Tabanı ikiz kenar dik üçgen. Güzel. Bir dik piramidin tabanının dik kenarlarından birinin uzunluğu. Sevgili arkadaşlar, dik, bak şöyle bir piramitten bahsediyor. Dik piramit. Şu arkadaş bir noktada şurada birleşiyorlar. Ama tabanım nasıl? Dikmiş arkadaşlar. Hop, hemen tabanını çiziyorum. İkiz kenar dik üçgen. Taban dik kenarlarından biri 4 kök 2. 4 kök 2, 4 kök 2. Burası taban arkadaşlar. Tamam, taban alanı. Ve hacmi 32 birim küp olduğuna göre yüksekliği kaçtır? Arkadaşlar, hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. İşte bu değer 32'ymiş. Taban alanı şimdi söyle bana sevgili arkadaşım. Taban alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2, değil mi? O zaman yazıyorum bak. 4 kök 2, 4 kök 2. Sevgili arkadaşlar, ne zaman böyle çok ifade birbiriyle çarpım bölüm halindeyken ben acele etmiyorum. Mesela bunu çarpım 32 demiyorum. Neden olduğunu söyleyeceğim. Çarpı yükseklik bölü 3 bana 32 cevabını verecek. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar, H'yi bulmak üzere burada 3 bölüm halinde buraya çarpma gönderdim. Bölü. Şimdi bak, bu arkadaşlar da çarpım halinde buraya 4 kök 2, 4 kök 2 olarak gönderiyorum. Bunlar da gitti. Tamam mıyız? Tamamız hocam. 16, 32. Bir dakika. Hacmi 32 diyor. Yükseklik kaçtır? Allah Allah. Burada bir enayilik var gibi duruyor ama. 16, 32. H'nin üst olması lazım. Değil mi ya? Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika Şimşek. Taban alanın bu değil ki. Bölü 2'si var bunun. Değil mi? Bak, üçgenden bahsediyorsun. Arkadaşlar, bölü 2 var, unutma. Buraya çarpı 2'yi de gönderiyorum. Değil mi? Taban alanım benim şu. 4 kök 2, 4 kök 2 bölü 2. Diyorum ben de niye 32 diyorum. Tamam mı? Ha. Arkadaşlar bak, 4 kere 4 16. Kök 2 kök 2 2. Burası 32. Bu 32'ler sadeleşiyor. H eşittir 3 çarpı 2'den hop 6 birim çıkıyor. Konu kapanmıştır. Ha, çarptın ama hocam sonra. Tamam, çarptım ama dağınık bırakırsan bölmede senin işine yarar. Zaten biz hep sadeleştirmeye çalışmıyor muyuz? Evet. Bırak dağınık kalsın. Daha kolay sadeleşir. EABC'de piramidinde, güzel. Bak, burası dik verilmiş. Enteresantemente. Tamam. EABA'ya dedik. EBCB'ye dedik. EB 6. Aha da burada verilmiş. ED 10 verilmiş. Buna göre taban yüzeyi kare olan piramidin hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar, taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 yapacağım. Şimdi bak, yüksekliğim belli zaten dik verildiği için. Değil mi bak? Yüksekliğimiz belli. H eşittir 6. Bu biliniyor. Arkadaşlar, 3 zaten biline. Şimdi taban alanına ihtiyacım var. Taban alanı da kare söylenmiş. Tamam mı? Taban yüzeyi kare. O zaman bir kenarına ihtiyacım var. Buna giden yolculuk da şudur arkadaşlar. Bakın, D ile B birleştirilir. D ile B'yi birleştirdiğimde sevgili arkadaşım şöyle bir üçgenle karşılaşırız. Bursa, Edirne, Diyarbakır. ED 10, EB'de 6. Hocam nereden bildin bunun dik olduğunu? Sevgili arkadaşım bak, şu taradığım taban yüzeyle şu arkadaş dik ya. Ha, bu tabanda alacağın herhangi bir doğru parçası, bu yüzeyde olan herhangi bir doğru parçası EB ile diktir zaten.
Anlaştık. Ha, bundan mütevellit buna söyledim. Buraya x diyelim, a diyelim. Nedir? A kare artı 6'nın karesi 10'un karesini verecek. Ben bunu 10. sınıf öğrencileri görsün diye yazıyorum. Ki herkes görsün diye yapıyorum. Bazen alınıyor arkadaşlarımız. Sevgili arkadaşlar, sınav çözüyorsan 6, 8, 10 üçgeni değil mi? Hemen a eşittir 8'i yapıştırıyorsun. Bak, ben yıllarca böyle yaptım. A kare artı 6'nın karesi eşittir 10'un karesi yaptım. Hiç ezberlemedim. Gerçek söylüyorum bak. Tuttum, ot diye kazandım. Anlaştık. Ayıp değil yani bunları yapıyor olmak. Güzel. Ha, ama 6, 8, 10 bilseydim keşke. O daha güzel. Sevgili arkadaşlar, burası 8 ise. Şimdi bak, yeni bir üçgenle karşı karşıyayım şu an. Diyarbakır, Bursa, Ankara. Burası 8 imiş. Sevgili arkadaşlar, buralarda x, x karenin değil mi uzunlukları. Köşegeni bu ise, ben ne biliyorum arkadaşlar? X'in kök 2 katı, x çarpı kök 2, 8 olacak. Demek ki x kaç olacak? 4 kök 2 olacak. Değil mi? 4 kök 2, 4 kök 2. Ya da az önce yaptığın gibi x kare artı x kare eşittir 8'in karesi yapar. Yine 4 kök 2'yi bulursun. Şimdi sevgili arkadaşım, bana taban alanı sonra söyle. Taban alanım 4 kök 2 çarpı 4 kök 2. Yüksekliğim de 6 çarpı 6 bölü 3. Buyur sana sonucum. Höbülöp höbülöp 6'yı 3'e böldüm. 2 oldu. 4, 16, 2 daha çarptım. 32. Bir de burada helalinden kök 2, kök 2, 2 var. 64'e ulaştım. Anlaştık arkadaşlar. Adana. Konu kapanmıştır. 5 numara. Şekildeki dikdörtgenler prizması EB cisim köşegenidir. Cisim köşegeni neydi arkadaşlar? En uzun köşegenimiz değil mi? Bir cisimde birbirine en uzak iki köşenin birleştiren doğru parçası. 30 derece verilmiş, 45 derece verilmiş, EB 4 verilmiş, EB ha şurası 4 verilmiş, tamamı güzel. Olduğuna göre bu prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Arkadaşlar, yine bir kötü cisim çizimle karşı karşıyayız ama biz onu güzelleştiririz, merak etmeyin. Bakın, Edirne, Bursa, EB, Diyarbakır üçgenini buraya aldım. Bunlar birbirine dik değil mi? Şuradaki üçgeni daha güzel göreyim diye buraya aldım. Çünkü bak, bunlar 45, o zaman burası da 45 derece. Sevgili arkadaşlar, burası 4 ise az önce konuştuk. X, x ise x kare artı x kare eşittir 4 dersin. Ya da x'in kök 2 katı 4 olacak dersin. O zaman x kaç arkadaşlar? 2 kök 2 değil mi? 2 kök 2'yi kök 2 ile çarparsan 4 olur. Dolayısıyla buralar kök 2 kök 2 oldu. 2 kök 2 özür. Sevgili arkadaşlar, 2 kök 2 olan şurası. 2 kök 2. Hatta bunları pembiş yapıyorum. Bak, buraların hepsi 2 kök 2. Neden? Bu düzgün piramide. Güzel. Şimdi de sevgili arkadaşlar, neyi kullanacağım? Şuradaki ADB üçgenini. Artık burası daha güzel, şahane gözüküyor. Arkadaşlar, bir dakika. 4, 2 kök 2. Ha, şey yapabilirim artık ya. Ha, zaten şeyi söyledik canım. 2 kök 2. Şurası da 2 kök 2. Şu uzunluk da değil mi? Diyarbakır Bursa'yı da 2 kök 2 gibi bulduk. 2 kök 2. Sevgili arkadaşlar, şimdi 30, 60, 90 üçgeninde de neydi? 30 derece şurası dik olacak. Hipotenüsün yarısıydı. Yani burası da kök 2 kadar. Bak, burası, burası, şurası, şurası. Bunlar da aynı ayrıtlar. Değil mi? Aynı ayrıt uzunluklarına sahip. Kök 2. Şimdi sevgili arkadaşlar, bana düşen görev nedir? Ha, şurayı da bulmam lazım. AB'yi de bulmam lazım. AB içinde ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Gene bu üçgeni mecbur çizeceğiz artık. Ha, gerçi gerek de yoktu ama. Bak, kök 2. 2 kök 2. 30 derece, 60 derece. Arkadaşlar, 30'un gördüğü hipotenüsün yarısıdır. Uzun dik kenar da kısa dik kenarın kök 3 katı kadardır. Yani kök 2 çarpı kök 3 kadar, kök 3 katı yani kök 6 kadardır. Burası da kök 6 kadarmış sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Harika. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Hacmi. Hacmi içinde ne yapıyorum? Bu arada şunları da göstereyim. Kök 6, kök 6, kök 6, kök 6. 3 değişik ayrıt uzunluğu vardır bu arkadaşlar. Güzel. Hepsini çarpacağım. Kök 6 çarpı kök 2 çarpı bir de şu laciler.
Lacileri de kaç bulmuştuk? Ha, burayı kök 2 bulduk. Yükseklik 2 kök 2. Değil mi? Bak, yeşiller, laciler ve pembişler. Tamam mıyız? Bitti. Arkadaşlar, kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 2 ile çarparım 4. Kök 6 tek başına kaldı bu arkadaş. Okey tomento. Güzel. Bu Diyarbakır. Geldim 6 numaraya. 6 numara da şöyle söylüyor. Bir kenarın uzunluğu birim cinsinden tam sayı olan kare şeklinde bir karton levha. Sevgili arkadaşlar, böyle bir karton levham varmış. Ve mesela A, 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 A diyelim. A tam sayıymış. Tamam mı? Tamam hocam. Diyor ki kare şeklindeki bir karton levhanın içinden kare parçalar kesilerek ayrıt uzunluğu tam sayı olan bir küp yapılacaktır. Kare parçalar kesiliyor. Tamam mı? Kare parçaları kesiyorum şimdi. Şöyle keseyim hatta. Bir dakika ya, kare parçalar. Neyse, hadi şöyle. Tamam, şöyle kestim mesela. Kare parçalar kestim buradan. Şöyle kare parçalar kestim. Hatta doğru 6 tane olacak. Tamam bak, kare parçalar kestim. Tamam mı? Şöyle C olsun. Tamam. Kesilerek ayrıt uzunluğu tam sayı olan bir küp yapılacaktır. Yani arkadaşlar, şu C'ler de tam sayı. Şu arkadaşlardan hop şöyle, ha bir dakika ya, açınımı falan demedi. Şöyle bir şey elde ediyorsun yani, değil mi? Şunların da bir uzunluğu C. Tık tık tık. Görünmeyenler kesikli çizgi çizir. Güzel. Küp yapıldıktan sonra artan parçaların alanları toplamı 25 birim kare. Arkadaşlar şu arttı ya. Şuraya da B diyeyim ben. Bak şu kısım arttı. A çarpı B arttı. A çarpı B sevgili arkadaşlar 25 olacak. Tamam mı? Ama birim tam sayıydı. 25 çarpı 1. Öyle mi gitsek ya? Aman böyle gitmesek daha iyiydi. Neyse. Olduğuna göre yapılan kübün hacmi kaç birim küptür? Sevgili arkadaşlar, aslında olup biten şöyle bir şey. Şimdi buralardan kareler çiziyorum ya, şu senin kafanı bulandırmasın. Belki aralarda derelerde olmuştur. A çarpı B'yi 25'i de bırak. Mesele şu sevgili arkadaşlar. Bir kere şu A kare tamamı değil mi? Bak, A kare tamamı. Bu bir tam sayı. Bu senin tüm alanın. Şimdi sen 6 tane de parça koparttın. 6 tane. Ve her biri arkadaşlar C idi. 6 tane C kare değil mi? Güzel. Bir de sevgili arkadaşlar 25 santimetre kare arttı. İşte buyur. Bak 6 tane C kare aldın. Bir tane de 25 var. Bunların toplamı A kare olacak. Arkadaşlar şu A tam sayı. Bak C de tam sayı olacak. Şimdi hocam bu nasıl çözülür ki? Sevgili arkadaşlar, burada artık denersin. A'nın C'den büyük olduğunu da biliyorsun değil mi? A'nın C'den büyük olduğu sayıları deneyerek bulmaya çalışırsın. Mesela C'yi 1 düşünelim. Bak 1 olursa burası ne olur? 41 olur. Herhangi bir sayının karesi olmaz. C'yi 2 düşün. 4, 24 artı 25, aha 49 oldu. Tam kare oldu. Arkadaşlar C eşittir 2, A eşittir 7, benim işimi gördü. Gördün mü? Sevgili arkadaşlar, bu matematiğin içinde yer alan bir şey. İterasyon denir. Küçük olandan denedim, dikkatini çekerse. A, C'den büyük olacak ya. C'yi önce bir denedim, olmadı. 2 denedim. Hop tam kare bir sayı verdi bu ikisinin toplamı. Güzel. Sevgili arkadaşlar ne dedi? Olduğuna göre yapılan kübün hacmi. Yapılan kücüm. Kübüm ne kadar sevgili arkadaşlar bu durumda? C'ler 2, 2, 2 değil mi? 2, 2, 2. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2. Buyur sana 8 cm küp. Adana. Anlaştık. Harika. Hadi 7 ile devam edelim yolumuza. Arkadaşlar aşağıda bir kübün ayrıt uzunluğu 16 birimdir. 16 verilmiş. 16, 16, 16. Kübün 3 yüzünün ağırlık merkezleri A, B, C. Arkadaşlar bak, şu A şu yukarıdakinin, şu B aşağıdakinin tabanın, şu C de yandakinin neymiş? Orta, tam ağırlık merkezleriymiş. Küpse arkadaşlar ağırlık merkezi neresidir? Şöyle yaparsak kareden. Tam köşegenlerin kesim noktası. Tam orta noktasıdır. Hepsinin de orta noktası. Güzel. Buna göre ABC noktalarını birleştiren ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar ben bunu şöyle yaparım. Bak elime bir
Bu bir kutu olsun, pasta olsun bir şey. Bıçağı aldım. Şuradan kesiyorum. Arkadaşlar ben buradan bıçağı daldırdım da keser iken karşıma hangi kesit gelir? Şu kesit gelir. Değil mi? Bak. Bıçakla kestiğimde buna kesit derler arkadaşlar. Şu kırmızı bölgeyi kestim aldım. O zaman ben sana şöyle göstereyim. K, L, M, N. Şu pembiş olsun. Sana burayı çiziyorum bak K, L, M, N'yi. K, L, M, N. Arkadaşlar kestiğimizde bak A noktası tam burada. Sevgili B noktası burada. C noktası da burada. E sevgili arkadaşlar bak şunu birleştirmişim. Şu arkadaşları da birleştirmişim. Değil mi? Bak buralar orta noktaysa. Değil mi? Bak buralar herkes birbirine eşit demektir. Bunlar birbirine eşitse şuralar 45 derece. 45 derece demektir. 45. Bak buraya 45. Buraya 45 kalıyor. Bu neymiş? 90 derecemiş. Hayırlı uğurlu olsun. Bana da zaten şu arkadaşın neyi soruluyor arkadaşlar? Alanı soruluyor. Değil mi? Alanı soruluyor. Arkadaşlar burası 16 ise bak burası x, x. X kare artı x kare eşittir 16. Pisagor'u çözersin. Ya da x'in kök 2 katı 16'dır dersin. Bunu da THT'ciler için gösteriyorum. Bu kaç o zaman sevgili arkadaşlar? 8 kök 2 değil mi? Bak 8 ile 2'yi çarparsan 16 yapar. Demek ki 8 kök 2. Kök 2 kök 2. Arkadaşlar burası şöyle bir üçgenmiş. 8 kök 2 dik 8 kök 2. Bunun alanı nedir arkadaşlar? Dik kenarların çarpımının yarısı. 8 kök 2 8 kök 2 bölü 2. Kök 2 çarpı kök 2 zaten 2 yapar. 8 kere 8 64 yapar. Mevzu kapanmıştır. 8 numero. Taban alanı 9 kök 3 birim kare olan düzgün 4 yüzeyin hacmi kaç birim küptür? Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi taban alanı dediğinde bütün yüzeyleri neydi? Eşkenar üçgenidir. Şöyle söyleyeyim ben sana sevgili arkadaşım. Bunu daha önce zaten trilyon kere yaptığımız için ispatlı çözdüm ya. Burada formülüyle çözeyim. Şimdi A olunca bütün yüzeylerim benim eşkenar üçgen olacak ya. Eşkenar üçgen. 4 adet. Değil mi? Hepsi de 4 adet şey olacak. Buradan bir şey daha göstereceğim sana da o yüzden. Arkadaşlar A kare kök 3 bölü 4 bunun alanı oluyordu. Heh. Bu kaçmış? 9 kök 3. Gel buradan seninle A'yı bulalım. Arkadaşlar kök 3 kök 3 sadeleşti. A kare eşittir. 36 oldu 9 kere 4. A kaç oldu? 6. Sevgili arkadaşlar benim bir kenarım 6 birimmiş. Tamam. Şimdi bak şimdi ezbereyi söylüyorum. Hacmi de arkadaşlar 400'lünün dy diyeyim. Yüzünün hacmi arkadaşlar A küp çarpı kök 2 bölü 12 ile bulunur. Bu arkadaşta 6 çarpı 6 çarpı 6 kübü ya. Kök 2 bölü 12 ile bulunur. Bak dikkat edersen hep şey yapıyorum. Dağınık yazıyorum ki çarpma bölmeler, sadeleştirmeler kolay olsun. 6, 12, 2 yapar. 6'yı 2'ye bölürüm 3. 6 kere 3, 18. 18 kök 2 olur. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu ezberi. Olup biteni sana ben söyleyeyim. Şimdi bak bu arkadaş düzgün 400'lü yukarıya doğru çıktı ya şöyle. Nokta nokta nokta. Sevgili arkadaşlar bak. Bu düzgün 400'lü yükseldi. Hatta ben sana o düzgün 400'lüyü birinci testte de konuşmuştuk ya. Şöyle bir cisimdi. Bak şuradan bir noktadan su damlasa nereye düşer? Bak görüyorsun açık ve seçik tabanın ağırlık merkezine düşer arkadaşlar. Tak tak tak. Şuraya düşer. Tak. Tam burasıdır arkadaşlar. Şu arkadaş da inceleme yapınca burası 6, 3, 3. Burası da 3 kök 3 ya sevgili arkadaşım. Şurası ne olur? Şurası kök 3. Burası da 2 kök 3. Ağırlık merkezi böyle bölünüyor değil mi? Şimdi benim ihtiyacım olan yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile bulacağım ya. Ha, yüksekliği bulabilmek için de sevgili arkadaşlar yapacağım hareket şu. Bak şurası, şurayı çizeyim ben sana. Dik. T, A, B. Bak T, A, B'yi çiziyorum sana. Şurası tepe. Şurası A, şurası da B noktası. B noktası hatta G diyeyim buraya. Çünkü ağırlık merkezi ya. Arkadaşlar köşeye olan uzaklığım ne kadar? 2 kök 3. Doğru mu? Doğru. Burasına kadar 6. Bak bu da benim yüksekliğim. Eğer formül bilmiyorsan böyle yaparsın ki
Ben emin ol bilmiyorum. Bak harbiden bilmem ben formül böyle yapardım ben. H kare artı 2 kök 3'ün karesi. H kare eşittir o zaman. Bunun karesi 36. Eksi bunun karesi kaç? 12 değil mi? Kök 24 çıktı arkadaşlar. H. Kök 24. Bu da kimdir? 2 kök 6'dır. Neyse kök 24 olarak kalsın. Sevgili arkadaşlar taban alanı verdi bak bana adam. Ne verdi? 9 kök 3. 9 kök 3 çarpı kök 24. Kök 24'ü de kök 3 çarpı kök 8 diye yazıyorum. Bölü 3 dedik ya. Güzel. Bak kök 3 çarpı kök 3 neydi? 3 sadeleştiler. E kök 8 de arkadaşlar 2 kök 2 değil mi? Evet. 9 kere 2 18 kök 2. Gördün mü? Yine aynı şeye ulaştın. Formül bilmiyorsan, benim gibi ezberlemekten haz etmiyorsan, ki inşallah öyle birisindir. Ben hiç sevmedim ezberlemeyi. Böyle yapabiliriz. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Geldim 9 numaraya. Aşağıda bir dikdörtgenler prizması verilmiştir. AP'd bak alfa alfa DP BC'ye eşit. Sevgili arkadaşlar hiç affetmem. Burayla burası birbirine eşitmiş. Yine kötü bir çizim. Bizi kandırmaya çalışmış. BG 8, PF 17. Buna göre prizmanın hacmi. Sevgili arkadaşlar şurada güzel çalışabilmek için normalde sen bunu bak 3 boyutlu kafandan şey yaparsın. Şu DC'yi şöyle açıyorum. Bak açılımını çiziyorum. Şöyle yaptım. Tamam mı sevgili arkadaşım? Dur bakayım. Neyse biraz daha şöyle olacaktı. Neyse. Arkadaşlar bak açtığımda A, F, Edirne, Diyarbakır, Ceyhan, Bursa. Bak şu arkadaşla şu arkadaş bir birleştirilmiş. Şuralar eş. Şurası 17. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Bak burası burasıyla aynı uzunluk olduğu için yani FC ile BG aynı. Burası da 8 değil mi? Dik. E sevgili arkadaşım elini vicdanına koy. Bak dik, dik, alfa, alfa. Şu açılar da birbirine eşit olmaz mı? Zaten Z kuralı falan filan görüyorum. O zaman bana söyle. Şu üçgen ile bu üçgen bildiğin eş üçgenler değil mi? Aynen öyle değil mi? Çünkü bak 90, 90, alfa, aynı açı. 90, aynı kenar, alfa. Açı, kenar, açı. Değil mi? Bildiğin aynı üçgenler. O zaman bu 9, 17, 8. Pisagor yapınca şuraya da x dersen x kare artı 8'in karesi eşittir 17'nin karesi. Ya da hocam bunu niye öyle söylüyorsun ki 15, 8, 17 üçgeni bu. Değil mi? Evet 15, 8, 17 üçgeni. Yani burası da 15. Değil mi? Harika. Demek ki burası da 8, burası da 17. Buradan neye ulaştım? Şuna ulaştım. Bak burası 8 iken burası da 8'miş. DA. Kötü çizim dediğim bu. Sanki bu daha bu fazlaymış ya. Bak 8 burası, 8 burası. Ben burayı da buldum. Bak DC'yi de buldum. DC'yi de 15, 15, 30 buldum. Şimdi bana hacmi soruluyor arkadaşlar. Hacim için ne yapacağım? 30'la 8'le 8'i çarpacağım. Tüm farklı ayrıtlarını çarpıyorum. 30 çarpı 8 şu taban alanı. Aha da bu da yükseklik. Okey to. Güzel. Şurasını hemen kolay nasıl çarparsın? 64 bunu da 3 ile çarparsan 1920 birim kübü bulursun. Anlaştık. Nefisimo. Evet 10 numarayla devam arkadaşlar. 10 numara bir soru olsun. Aşağıda gösterilen bir kenarı 8 cm olan içi dolu bir küpten şekildeki bir küçük bir küp blok çıkartılıyor. Arkadaşlar ben size bir çizim kuralını söyleyeyim. Bak mesela şu çizim güzel bir çizim. Yani fena değil bir çizimdi. Şöyle ki şu çizim daha güzel. Bak burada şu kısımlar gözükmüyor ya. Gözükmeyen çizgiler nokta nokta çizilir. Burada mesela şunları göremezsin. Bunlar nokta nokta olmalıydı. O bilgiyi de vereyim. Evet. Küpten tarını çıkartıyor. Kalan cismin hacmi 448 cm küp olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar normal şartlarda bu arkadaş 8 ya. Hacmimiz ne kadar tamamı? 8 çarpı 8 çarpı 8'den eşittir 512 santimetre küp. Tamam mı? Tamam. 64 ile 8'i çarptım. Hesap edelim arkadaşlar. Bunu çıkartınca geriye 448 kalıyor ise çıkarılanı değil mi? Çıkarılanın hacmini bulacağım. V çıkarılan 4 64 cm küp.
Arkadaşlar çıkartılan arkadaş şu. Hacmi de A, A, A ise A küp eşittir. 64 ise A avaz avaz bağırıyor. Ben 4 santimetreyim diye. Değil mi? 4, 4, 4. Şimdi sevgili arkadaşlar bak. Şimdi bu arkadaş çıktı ya, çıkardım. Bak bu arkadaşın üst kısmı şu. Bunu çıkarttım. Sonra şunu da çıkarttım. Bu arkadaştan kopardığım parçalar değil mi? Aldım çıkarttım. İşte sevgili arkadaşlar onların yerine bak burada var zaten. O gitti. Karşısındaki geldi. O gitti şu alttaki geldi. Değil mi? Aynen öyle. Ama sevgili arkadaşım fazladan nereler geldi? Bak fazladan gelenler şunlar. Yüzey olan şu taramış ya. Şu yanakla bu yanak fazladan geldi. Arttı. Değil mi? Ne kadar arttı arkadaşlar? 4 kere 4, 16. Bir de burada var 4 kere 4, 16. Bu arkadaşın yüzey alanları arkadaşlar 16 artı 16, 32 cm kare arttı. Değil mi? Olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? E şimdi alanı nasıl bulacağız? 32 arttı tamam hocam da. E sevgili arkadaşlar daha önce bunun bir yüzeyi ne kadardı? 8 çarpı 8. Yani 64 şuraya santimetre kareydi. Bundan kaç tane var? 6 tane. 6 çarpı 64 idi. Artı buna bir de 32 geldi. Konu budur. Çarpalım bunu 6 kere 4. 2 elde 384 artı 32. Bunları da topladığımda 6, 1, 416 cm kare yapar. Anlaştık. Güzel. Bursa. Şimdi çok güzel bir soru daha var arkadaşlar. Diyor ki taban ayrıtları 20, 15 ve yüksekliği 12 cm. Dikdörtgen her pizanın şeklinde kabın 1 bölü 3'ü su ile doludur. Güzel. Bu kap löbölöp lüp lüp lüp. Buna göre H1, H2 kaçtır? Arkadaşlar birinci test. Burada oraya gönderirim sana. Birinci test, test B'nin 9. sorusuna gönderiyorum. Orada ispatını yaptım. Neden, niçin olduğunu. Şimdi sana söylüyorum. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşın 1 bölü 3'ü doluysa ben bu arkadaşı şimdi bak ABFE yüzeyi yere gelecek şekilde çevrildiğinde suyun yüksekliği H1. ABFE şöyle çevirdiğimde sevgili arkadaşlar. E bu arkadaşın yine 1 bölü 3'ü su ile dolu olursa şunun üzerine burası yüksekliği ne olur? H1 15 olur değil mi arkadaşlar? Yüksekliği 15 cm olur. E bunun 3'te 1'i su ile dolu olursa 3'te 1'i neresi dolmuş olur? 15'in 3'te 1'i değil mi? 15 bölü 3 santimetresi yüksekliği dolu olur. Bu H1. Sen burada bir dur. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar BCGF şu yüzeyde kalırsa onu da şöyle çizeyim. Evet çizdim. Tık tık tık. Tamam. Arkadaşlar böyle çevirdiğimde de ne olacak? 15, 12, yüksekliğim 20 olacak. Değil mi? Bu yüzeye çevirdim. Gene 1 bölü 3'üm su dolacak. Yani şu 20'nin 1 bölü 3'ü su ile dolacak. Değil mi? Çok güzel. Yani H2 ne kadar olacak arkadaşlar? Şurada 20 oldu. 20 bölü 3 olacak. Doğru değil mi? Doğru. H1 eksi H2'nin mutlak değeri. Arkadaşlar 15 bölü 3 eksi 20 bölü 3'ün mutlak değeri. 5 bölü 3'ün mutlak değeri yani değil mi? Yani aralarındaki farkı soruyor. Cevap 5 bölü 3. Konu kapanmıştır. 20 bölü 3, 15 bölü 3. Adana'yı işaretler arkama bile bakmam yani. Okey tomento. Harika. Sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattım. Testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları çözmek senin lehinedir. Videonun açıklama kısmında büyük bir bölümünü ekliyorum. Bunlara da bakabilirsin. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.